Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Görkem. Bugün sizlerle Rise Son of Rome'un yeni bölümüne karşınızdayız. Bayağıdır oynayamıyordum oyunu, kusura bakmayın. İş yoğunluğu, spora başladım. Spora gidiyorum, işe geliyorum, ev işleri, çok fazla kargo işlerimle uğraşıyordum falan derken arkadaşlar, Rise oyununu bayağıdır oynayamıyordum. Bugün yakın bir zamanda ben monitörümü servise göndereceğim için, monitörüm üzerinde bir çizik var. Yapılması için yetkili servise göndereceğim için video stoğu yapmam lazım. O yüzden oyun çekiyorum. Ben tahmini olarak ne kadar zamana kadar? Bugün Salı. Perşembe günü muhtemelen ben kargoya vermiş olurum. Ve yetkili servise gönderilmesi için benim monitörüm kargoda olur. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Yani monitörüm olmayacağı için çok fazla video gelmeyecek. Tabii video gelir ama hani dandirik monitörlü olduğu için çok böyle güzel videolar gelmeyeceğinden kaynaklı bir süre videolara ara verip aslında stoktaki videolarımdan çekeceğim. Bir iki gün video stoklayacağım. Şimdi çok fazla uzattım tekrardan. Dediğim gibi hızlı bir şekilde arkadaşlar oyunun hikayesine geçebiliriz. Evet, ben şu anda webcam'imin yerini değiştirdim. En son hikayede hatırlayacak olursanız biz kralın, imparatorun ikinci prensi olan oğlunu kurtarmıştık. Daha sonra da ilk prens de barbar kralı öldürmüştü. Ondan sonra da isyan çıkmıştı ve isyanı durdurmamız gerekiyordu. Şu anda isyanı durdurmak üzere hareket halindeyiz. Ay. Evet. Bize gelen şeyleri. Şu merdivenleri aşağı atacağız. Oyunu unuttum lan gene oynamaya. Şunu indir abi. Bayağı bir şeyler sekiyor. Bize buraya ulaşmaması lazım askerlerin oğlum. İstedikleri kadar amına koyayım buraya kaya fırlatsınlar. Ancak kaya fırlatırlar. Askerler ulaşırsa sıkıntı. Gitseniz oğlum merdivenleri. Niye merdivenler duruyor? Helal oğlum.
Şaks. Hemen itiyoruz bunu. Hemen itiyoruz merdivenleri. Olan bize ihanet ettiğinize çok memnunum falan dedi barbar. Oğlum bunlar bitmiyor. Daha fazla askerle ulaşmasın buraya. Buraya ne kadar çok asker ulaşırsa o kadar sıkıntı. Aferin, sonunda bir işe yarıyoruz. Şu merdivenleri indirin abi. Helal. Hepiniz öyle geberirsiniz. Demek sen böyle ağır saldırılardan yiyordun ha? Sen bu al bunu böyle böğrüne, şerefsiz. Sok abi, sok. Lan yokçular yardım edin oğlum. Etrafım adam doldu amına koyayım. Bizim okçular nerede? İşte kurtardık burayı abi. Ama diğer taraflar sıkıntı bu sefer de beyler.
these people to the boats. Yes, sir. I need to get to the docks. Is there another way? Yes, sir. You can cut through the slums there. Varoşlardan şey yapabilirsin, geçebilirsin dedi. Burada eleman ölmüş, kadın ağlıyor. Kadını öldürebiliyor mu? Yok. Şimdi ne taraftan gidecektik? Buradan, aynen. Bota benim falan yapıyorlar insanlara tabii ki de. Burada biri var. Buradan başka nereye gideceğim? Buradan gitmeyecek miyim ben? Allah Allah. Ha buradan. Ben bir önce şunu bir indireyim de. Vur abi, uf. Direkt indirdi bizimki, güzel. Buradan XP'yi seçeyim de bir dakika. Ha, gözü seçeyim, göz daha mantıklı. Bu arada oyuna başlamadan önce oyunun %55'ini bitirmiştik. İndirdim oğlum hepinizi. Sen gel buraya gel. Şerefsiz. Buglandı bir de ya. Kitlen abi, vur. İşte bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Ha, nehir boyunca destek ver diyor. Okey. Vur şunu. Hop. O ikili. Şunu bir indirebilir miyim ben? Teşekkür ediyorum. Oy. Bayağı canımı götürdü şerefsiz ya. Oy, arkadan stealth. Bunları denize itebiliyor muyuz? Aa, itebiliyoruz. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ben bu arada kolla oynama işlerine bayağı alıştım ya eskisine nazaran. Oo. Burası alevler altında. Arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatmak istedim. Bu ve... Hatırlatmak istedim arkadaşlar. Pardon, buradan giremiyorum. Bu ve bundan sonraki bölümleri ben peş peşe çekeceğim için
Çok fazla bir bölüm sonu konuşması yapmayacağım. Ben peş peşe seri seri atacağım videoları, haberiniz olsun. Hiçbir Roman hayatta kalmayacak mı? Asıl siz hayatta kalamayacaksınız oğlum. Merhaba, bekleyin beni, bekleyin. Ben seni bir iterek aşağı atayım da. İn lan aşağı. Göremiyorum şu an seni. Ha, ölüşünü. Ha. Oy boğazını. Çok iyi. Şu an hasar bonusu istiyorum ben. Şimdi de sıçtım ağzına, gel. Bu nasıl bir kamera açısıdır arkadaş? Ölür müsün biraderim? Sen de bir geber. Sök abi, sök abi boynuna böyle. Ense köküne böyle. Of. İşte bu kadar. Evet, checkpoint'a da geldik. Evet, şu an okçular karşı tekrardan bir kalkan duvar olarak adamlara saldırmaya gidiyoruz. Tabii onlar kadar uzaktan şey yapamıyoruz. Saldıramıyoruz. Tut kalkanları. İşte bu beyler. Bu adamları bulur, haklarız beyler. Hadi 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 kaldır. İki tane adam kaldı beyler. İndirin bunları da. İşte helal olsun size. Evet, bizimkilere buraya savunmalarını emrettik. Biz de Vitalyon'la buluşmaya gidiyoruz. Burada barbarlar ölmüş hep zaten. Bakalım, burası şeye benzettim ben burayı. Evet, tam orası değil ya. Burası Roma olamaz zaten. Bir de burası Roma mı? Bilemiyorum. Vallahi bilemiyorum. Vitalyon neredesin Vitalyon? Ben seni indireyim de sen bir aklın başına gelsin. Şerefsiz. Al bunu böğrüne. Oy. Ha, yenileri geliyor.
Çıldırttınız beni bak. Ver abi biraz can, sizden bir can çekeyim. Oh ver. Nerede? Diğer eleman nerede? Aslan buradasın. Oo sen sertsin. Sen sağlam adamsın. Bir yat yere. Yat yere abi. Uf. Çok güzel soktu böyle. Buraları barikatlayın dedi. Bir sonraki saldırıya hazır olmamız gerekiyor falan dedi bizim eleman. Tabii komutanım, siz nasıl isterseniz. Tamam, komutanım nereye gidiyoruz? Komutanım. Ha, follow Vitalin dedi yani buraya gideceğim. Vitalin de peşimden geliyor değil mi? O zaman niye follow Vitalin diyorsun abicim? Vitalin beni takip edecekse. Vitalin. Roma'da havalar nasıl bu aralar? Gerçekten Roman askeri olsam ve böyle bir soru sorsam komutanımın cidden suratındaki ifade şu anki Vitalin'in ifadesi olurdu. Şuradan mızıkları almamın sakıncası var mı Vitalcim? Adam ölmüş zaten.